Arkadaşlar merhabalar. Cümlemiz şöyle başlıyor. Thailand has shut some of its most popular beaches. Tayland son yıllarda ifadesiyle recent years the present perfect tense'e gitmiş. En popüler plajlarından bazılarını kapatmıştır. To allow izin vermek için. Arkadaşlar burada görmemiz gereken yapı allow somebody something to infinitive yapısı. Birinin bir şey yapmasına izin vermek ya da birinin bir şey yapmasını sağlamak. Allow fiilinden dolayı allow fragile coral reefs, kırılgan zayıf mercan kayalıklarının toparlanmasına, iyileşmesine izin vermek. Buradaki yapıdan dolayı biz tuğlu yapılara gideceğiz, diğer yapılara eleyeceğim. Adana elendi, Ceyhan elendi ve Edirne seçeneği elendi. Kırılgan zayıf mercan kayalıklarını kirlilikten korumayı sağlamak için son yıllarda en popüler plajlarından bazılarını kapatmış. Burada bir kirlilik diye bir noun, bir isim var. Ve bir isimden sonra gelebilecek sadeleştirme yapılarımız şunlar. Aktif yapılarımız verb ing yapan having verb 3 yapmış. Pasif yapılarımız verb 3 yapılan, being verb 3 yapılmakta olan having been verb 3 ise yapılmış demek. Bunun dışında yine bir isimden sonra gelebilecek the first, the only, the last, the next, superlative gibi yapılardan sonra gelecek yapılarımız to verb 1, to be verb 3, to have verb 3, to have been verb 3 ve to be verb ing şeklindedir arkadaşlar. Şimdi burada herhangi bir şekilde the first, the only, the last, the next, superlative yapıları olmadığı için to'lu yapılara zaten gitmeyeceğim. Geriye deniz seçeneği kaldı. Zaten burada bir by yapısı var. Pasif bir yapı arkadaşlar. Turizmden kaynaklanan kirlilik diyeceğiz. Pasif yapılarımız verb 3, being verb 3, having been verb 3'tü. Deniz seçeneğinde ise caused by seçeneği cevap olacak. Tam çevirimi şöyle. Tayland son yıllarda en popüler plajlarından bazılarını kapatmıştır. Niçin? Turizmden kaynaklanan kirlilikten kırılgan mercan kayalıklarının toparlanmasına, iyileşmesine izin vermek, toparlanmasına, iyileşmesini sağlamak için diyeceğiz. Deniz izleyen arkadaşları tebrik ediyorum.